Bir dikdörtgenin dört köşesine ait koordinatlar 11,7, 11,0, 2,0 ve 2,7'dir. Bu köşeleri aşağıdaki koordinat düzlemi üzerinde gösteriniz. Ekranda bu şekilde istediğimiz yere sürükleyebileceğimiz dört tane de nokta var. Birinci köşe 11,7 noktasında. Peki acaba bu nokta nerede? Burada önemli olan ilk koordinatın x koordinatı olduğunu, yani x ekseninde sağa doğru kaç birim gitmemiz, kaç birim ilerlememiz gerektiğini söylediğini hatırlamak. X koordinatımız 11 ise orijinden sağa doğru 11 birim ilerlememiz gerekiyor. Y koordinatımız da 7 ise buradan y ekseninde yukarı doğru 7 birim ilerleyip 1 2 3 4 5 6 7 buraya geleceğiz. Şimdi dikkat edin, eğer bu noktadan x eksenine bir dikme inersek 11'e, y eksenine bir dikme inersek de 7'ye geliyoruz. Evet, işte 11,7 noktası. Sırada 11,0 var. Bu noktayı alayım. x koordinatı yine 11. Ama y koordinatının 0 olması demek, yukarıya doğru hareket etmeyeceğimiz anlamına geliyor. Yukarı doğru hareket etmeyeceğiz demek. Orijinden başlayıp sağa doğru 11, yukarıya doğru da hiç ilerlemeyip x ekseni üzerinde bu noktaya geliriz. Sıradaki 2,0. X koordinatı 2 ama yukarıya doğru y ekseninde ilerlemeyeceğimiz için bu noktada x ekseni üzerinde olacak. Sağa 2, yukarı 0. Ya da yukarı 0, sağ 2 ve son olarak bir de 2,7 var. x koordinatı 2, sonra da yukarı doğru 7 birim ilerleyip buraya geliyoruz. Evet, dikdörtgenin köşelerini yerleştirdik. Bizden bir de dikdörtgenin yüksekliğini bulmamızı istemişler. Bir bakalım. y eşittir 0'dan y eşittir 7'ye gidiyorsak yükseklik 7 olacak değil mi? Gelin sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, dikdörtgenin yüksekliği neymiş? 7. Kontrol edelim. Ve doğru. Tabii ki doğru.